Patlıcan, malum patlıcanın zamanı geldi, yaz geldi. Patlıcan demeden Türk mutfağı demek imkansız. Patlıcan demeden yeni İstanbul mutfağı demek imkansız. Patlıcandan közleme yapabiliyoruz, kızartma yapabiliyoruz, yemek yapıyoruz, fırınlıyoruz, karnıyarık yapıyoruz, imam bayıldı yapıyoruz, patlıcanlı kebap yapıyoruz. Yapıyoruz da yapıyoruz. Artık kaç çeşit patlıcan yemeği var ben bilmiyorum, siz biliyor musunuz? Mevsim geldi, malum patlıcan seçeceğiz. Şimdi kemer patlıcan var, bir de bostan patlıcan var. Bostan patlıcanı genelde közlemek için kullanıyoruz. Patlıcanı seçerken dikkat edilecek birkaç bir şey var. Bunlardan bir tanesi, bir kere bu böyle en büyük, en deve gibi olanları eliniz gitmesin. Bunlarda çekirdek olma ihtimali çok daha yüksek. Ayrıca şu sap bölgesinde bu yeşiller yeşil ve hala böyle hafif hıtır hıtırlıyken eskimediğini, yeni toplandığını, hala geçerli olduğunu gösterir. Dediğim gibi bu boy patlıcana değil, bu böyle daha ufak bir boy patlıcana gitmekte fayda var. Çekirdekli olduğunu bilip bilemeyeceğiz mi? Yani böyle bakınca anlaşılmıyor. Bu karpuz gibi de kesmece alabilinen bir şey değil. Ama tabii bazı ufak tefek trikler var. Şimdi patlıcanı seçerken bir elliyoruz. Ellediğimizde bunun böyle taş gibi sert, hani hiç içeri girmiyor kıvamında sert olmasını istemiyorum. Mesela bu öyle bakın. Bu çok sert. Elim hiçbir şekilde girmiyor. Ama buna ellediğim zaman hafifçe böyle bir içeri girip çıkma var. Dolayısıyla bu buna göre biraz daha yumuşak. Ben bunu tercih ederim. Ama bunu tercih ederken bu böyle artık iyice pörsümüş, sünepeleşmiş bir şeyse tabii ki onu da istemiyoruz. Zaten o zaman içi çok toptan kofti demektir. Yeni moda patlıcanlar bazen çok koyu olabiliyorlar. Aynı şey kemer patlıcan içinde geçerli, bostan patlıcanın dışında. Kemer patlıcandan da köz patlıcan yapamaz mısınız? Tabii ki yaparsınız. Aynı şekilde gene burasının tazeliği, ellediğinizdeki sertlik, yumuşaklık oranı, ondan sonra rengin alacası, şusu busu, bunların hepsi bostanda olduğu gibi bunun içinde geçerli. Kızartırken böyle halka halka veya hafif verevine yapacaksanız biçimi çok yamulmayan, daha küçük, daha güdük patlıcanları tercih ederseniz daha iyi sonuç alıyorsunuz. Patlıcan deyince İstanbul için diğer bir gerçek var. İstanbul'un patlıcan yangınları meşhur. Kadınlar patlıcan kızartıyorlar, patlıcan közlüyorlar, kolay alev alıyor, patlıcan sırasında yangın çıkıyor. Böyle bir şey var, literatüre bakarsanız ben uydurmuyorum, gerçekten var. Ben de yangın çıkardım zamanında patlıcanla. Patlıcan közlerken böyle bir saçın üstünde közlüyordum. Ve oturdum kitap okumaya başladım. Kitabı okurken yandan gelen boru alev alıyor, daha doğrusu yanıyor, yandığı için içinden geçen gaz ortaya çıkıyor, yangın çıkıyor, böyle bir şey pof etti. Ben bir arkaya döndüm, mutfak alev içinde. Siz olun, patlıcan kızartırken aman ha dikkat edin. Bunun dışında, bilmiyorum, siz bir şey diyor musunuz? Sizin patlıcan seçerken bir takım trikleriniz varsa ben öğrenmek istiyorum. Lütfen gelin, söyleyin, anlatın. Bir şekilde patlıcan nasıl seçilire katkıda bulun. Siz nasıl seçiyorsunuz?